başladık. Belki de gerekli direnci gösteremedik, fazla tutamadık. Bu dönemde çok basit iki tane gol yedik. Yani bir takımın, bizim gibi bir takımın yememesi gereken iki tane basit gol yedik. Inter'de bir takıma karşı iki gol yemek, bunu çıkarmak, skoru yakalamak hiç kolay değil. Bunun yanında ikinci yarıya başlarken Rauf'un sakatlığından dolayı onu dışarı çıkardık, iki değişiklik yaptık ve daha büyük risk alarak rakibe kendi sahasında baskı yapmak, kendi kalemizde gol görme riskini göze alarak maçı 2-1'e getirme adına ve bu ikinci yarının başında hemen bir gol bulma adına çok ciddi bir baskı yaptık. Üçüncü gol gelene kadar, ki bu 75 gibi zannedersem, çok ciddi baskı yaptık ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. Tek amacımız 2-1'i, daha sonra 2-2'yi yakalamaktı. O periyottan son derece memnunum. Memnun olmadığım tek şey gol atamamamız. Pozisyonları gole çevirememiz. Ama bunun yanında bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir zaman bir şey söylemedim. İlk yarıda Sadio'nun girdiği pozisyonda, %100'lük bir pozisyonda, kalecinin ceza sahasının dışında elle topa müdahale etmesi göz ardı edilebilecek bir pozisyon değildi. Bu pozisyon maçın gidişatını direkt etkileyen bir karardı. Hakemin bunu görmemezlikten gelmesi son derece yanlıştı. Dört gün sonra Nevçi maçımız var. Rakiplerimize bu kadar yaklaşmışken, burada alacağımız başarılı bir netice bizi ilk üçün içine sokacakken bu yenilgiyi almak hiç iyi olmadı. Ancak önümüzde ciddi bir Nevçi maçı var. Bu maçta bunu telafi etmemiz gerekiyor. O yönde hazırlanıp o maça çıkacağız. Bunun yanında Hüseyin Bey'in de değindiği konuda bir teknik adam başarı elde ettiğinde başarıyı azmetmesi gerekir. Etik dışı davranışlar bulunup karşı takımı rencide etmek, karşı takımdaki hocayı rencide etmek veya camiayı rencide etmek hiç hoş bir şey değil. Dolayısıyla kendisini kınıyorum bu konuda. Bugün 3 puan aldı ama çok şey de kaybetti bence. Biz dirençli olmak zorundayız ve 4 gün sonra maçımız var. Inter maçını bir şekilde kenara koyup bu Nevçi maçına iyi hazırlanıp bu maçtan başarılı çıkmamız gerekiyor. Yani bu maça hazırlanırken her gün, her konuşmamız, her çalışmamız bu yöndeydi. Inter gibi bir takım kendi sahasında birinci dakikadan itibaren çok agresif oynayacak, bize baskı yapacak, buna hazırlıklı olmamız yönünde ciddi şekilde hazırlandık. Maalesef ki dediğin gibi maçın ilk bölümünde onlara bu cevabı veremedik. Yani bu konsantrasyon düşüklüğüyle izah edilecek bir konu değil, tamamen oyuncuların isteği, coşkusuyla ilgili bir konu. Ki aynı oyuncular maç içerisinde çok daha farklı bir oyun ortaya koydular belli bir dönemde. Bunu halletmemiz gerekiyor. Çünkü oynadığım bir deplasman maçında böyle basit goller yemek ve bunları çıkarmak son derece zor oluyor. Kaldı ki Inter gibi bir takımın savunma anlayışı bu kadar güçlüyken onlara iki gol yemek, basit gol yemek ve bunu çıkarmak daha da zorlaşıyor. Ortadaki gerçek, savunma açısından çok ciddi hata yapıyoruz ve gol yiyoruz. Bunu telafi etmek için de çok büyük efor sarf ediyoruz. Gol pozisyonlarına da girdik. İnanın bana maç 60. dakikaya kadar 2-1'e gelseydi daha farklı olacaktı. Maalesef 2-1'i yakalayamadık. Ya dikkat ederseniz biz genelde maçlarımızda çok ofansif bir 11'le çıkıyoruz. Kadromuzda forvet oynayabilecek oyuncu sayısı çok fazla. Ama konu forvet oynayan oyuncular değil, gol atan oyuncularımız. Yani bu konuda Rauf'tan istediğimiz beklentiyi elde edemesek de diğer oyuncularda da aynı sorun yaşanıyor. Bugün Sadio'nun pozisyonları var, birçok oyuncunun pozisyonları var. Buradaki bizim en büyük eksiğimiz forvet oyuncularının gol noktasındaki becerisi. Bunu devre arasında bu kadar bu şekilde taşımak zorundayız ki devre arasında bu konuda da gerekli yapalım. Yani bu geçen seneden itibaren bizim Lenkaran takımımız da yıpranmıştı. Hem camia tarafından hem
Azerkeşler tarafından hem takım içerisinde. Ben ona rağmen sezon başı çalışmalarında kendisini aldım ve Erzurum Slovenya çalışmalarında çok ciddi çalışmalar yaptım. Ancak Bakü'ye döndükten sonra yine aynı şeyleri yaşamaya başladım. Ve karşılıklı konuşarak o kararı aldık. Bize faydalı olamayacağını ama gideceği herhangi bir takımda yeni bir sayfa açıp orada başarılı olabileceğini konuştuk ve o şekilde karar aldık. Çünkü bize bir katkı sağlamıyordu. Kendisi de bunun farkındaydı. Hani şimdi giden oyuncu için şundan dolayı gönderdim demek istemiyorum ama bize katkı sağlamıyordu. Futbolda bir gerçek var. Takımınız ne kadar iyi olursa olsun, pas oyununu, top hakimiyetini, gol pozisyonlarına girmeyi ne kadar çok becerirse becersin. Futbolun iki yönü var. Savunma yönünü çok iyi oynamadan bunu yapamıyorsunuz. Bizim savunma yönünde ciddi zaaflarımız var. Bugün bunu yine gördük. Bütün çalışmalarımız oyuncuların konsantrasyonunu yükseltmek, bireysel hataları minimuma indirmek ve birlikte savunma yapmak. Bunu aşamadığımız sürece bunları yaşıyoruz. Bunu aşmamız gerekiyor. Özellikle Sanko ve Scarlett'ın olmaması bizim için önemli iki eksiktir. Scarlett ve Sanko bu takımın savunma direncini yükselten en önemli iki oyuncudur. Yani ben bir hoca olarak böyle bir yenilgiden sonra o eksik oyuncularımızı dile getirmek istememiştim. O yüzden söyledim. Ama ideal kadromuzda savunma zafiyeti gösteren takımımız onların yokluğunda tabii daha büyük zorluklar için. Yoksa Skarda ve Sanko'nun olması bizim direncimizi rakibin karşısında çok daha yükseltiyordu. Bir teknik adamın Hazar Renkeren gibi büyük bir kulüpte kendini kabul ettirebilmesi için Hazar Keşler tarafından saygı sevgi görmesi için netice alması gerekiyor. Ben bütün amacım bu yönde. O yüzden önümüzdeki süreç her şeyi daha belirgin hale getirir. Benim mücadelem Hazar Renkeren'in ilk üçteki mücadelesine devam etmesi ve Hazar Keşler'in de memnun bir vaziyette takımını seyretmedir. Ama bu tip negatif şeyler futbolun içinde var olan Hazar Keşler'in de doğal olarak dile getirdiği konular. (Gülüyor)